Bu teknolojik yarışta insan ve makine yarışında ileride sizin öngörünüz ne? İnsan nerede olacak, makine nerede? Yani çok güzel bir soru bu. Bununla alakalı herkesin türlü türlü iddiaları var. Ben de hem felsefi anlamda hem teknolojik anlamda bu alanda uzman arkadaşlarımla saatlerce, günlerce bu konuyu tartışmışlığım vardır. Enteresan bir noktadayız. Yani insanoğlunun şöyle bir doğası var gördüğüm kadarıyla. Böyle 4 milyar yıl dünyanın geçmişi. Dünyada bir zerre bile değil kainatta. 4 milyar yılda neler olmuş diye bakınca dünya defalarca yıkılıp biz bu arada 200 bin yıldır en fazla buradayız. Ondan önce insan yok. Mesela 200 milyon yıl dinozorlar var. 200 milyon yıl. Şimdi bir tahayyül etmeye çalışalım. Kolay değil. Bu nicelikleri tahayyül etmek zor. Çünkü 300 kişiyi anladık. Ben aynı anda 1 milyon kişiyi gördüm. Onu da anlıyorum. 200 milyon yıl deyince nasıl bir süredir? Yani ne bileyim, 1 yıl zor geçebiliyor değil mi? Deprem yılı zordu mesela. Bazen şöyle bu geçmişe bakıyoruz. 20 sene ya ne çabuk geçti diyoruz. 200 milyon yıl deyince dinozorlar yaşamış, dünyaya hükmetmişler. En güçlü varlıklar onlarmış. Bir taş düşmüş dünyaya. Dinozorlar ölmemiş ama dünyanın ekosistemi değişmiş. Dünyada 30 kilodan ağır canlı yaşayamaz hale gelmiş. O en yıkılmaz saltanat, hükümranlık bir anda devrilip gitmiş. 200 milyon yıl sürmüş. Dinozorların en büyük avantajı, en büyük dezavantajına dönmüş. Şimdi insanoğlunun serüvenine bakıyorsunuz. İnsanoğlu da böyle bir yandan mükemmelliğe meftun. Yani hep bir şeyin, mükemmelin peşinde, işte gücün peşinde ve çok iddialı. Diğer canlılarda bu yok. Yani dinozor aynı şekilde yaşamış. Ne bileyim, kunduz var, mühendislerin simgesi, MIT'nin simgesiydi. Kunduz böyle baraj yapıyor ama 1 milyon yıldır aynı barajı yapıyor. İnsan öyle değil. Dün mağarada yaşarken bugün gökdelen yapıyor. Ama çok iddialı bir varlık. Şimdi iddialı derken tanrı olma iddiası da var. Bir yandan o mükemmelliğin peşinden gidiyor ama bir yandan da çok kendini büyük görüyor. Mesela şimdi biz bu makineyi yaptık. Hakikaten insanı etkiliyor. Bütün bu salondaki insan sayısını, insanın hepsinin entelektüel kapasitesini bir araya getirsen, yani şöyle bir mektup geldi bana. Hintçe şunu Sri Lanka dilinde diplomatik bir şekilde cevap ver diyorsun. Bunu 30 saniyede yapıyor yapay zeka. Ya gerçekten bir salon bir araya gelsek belki yarım günde yapacağımız iş, ama Sri Lanka'ca bilen de olması lazım aramızda. Var mı bilmiyorum, yoktur. Hem hiç şeyi bilecek hem. Şimdi bu çok etkileyici bir şey gerçekten. Böyle olduğu zaman şu analojiyi kullanabilirsiniz. Karşınıza böyle mükemmel bir mükemmele yakın bir teknoloji geldiğinde şunu düşünebilirsiniz. Bizim bu bilgisayarlarla yaptığımız işlerin hepsini neyle yapıyoruz? İçinde çipler var. Onun içinde de ne var? Yazılım var. Yazılım böyle daha ruhani bir şey gibi görülüyor. Çünkü niye? Elle tutulmuyor değil mi? Halbuki o makinenin hepsini çarklarla yapmak mümkün. Yani saat var ya, çok daha büyük yer kaplar makine ama çarklar dönüyor. Bunu unutmayın. İçeride dönen şey böyle bildiğiniz dişli çarklar. Bütün bilgisayarın çıktılarını ve girdilerini bu şekilde yapmanız mümkün. Şimdi çarklar dönecek ve böyle bir cevap verecek. Bunu anlıyoruz. Peki bu çarkların diyelim ki insanı taklit etti, işte acı çekti. Değil mi? Acı çekmesini de birebir taklit edebiliyor. Yani bir anlamda şuuru var mı denizde? Aslında o dönen çark sadece. Ve şunu da unutmayın, asla unutmayın. Ne zaman böyle çok karmaşık bir şey önünüze geldiğinde bu örneği hatırlamaya çalışın. Yani bir çark dönüyor içeride. Çok sayıda çark dönüyor. Şimdi bir tarafından baktığınızda bu makine sizi çok etkiliyor. O çarklar dönüyor ama gerçekten, hakikaten içinde böyle bir yaratıcı güç var mı diye sorabileceğiniz nitelikte işlerle karşınıza çıkıyor. Böyle süper güç gibi. Hatırlamanız gereken şey, dediğim gibi, içeride sadece çarkların döndüğü. Daha enteresan bir örnek benim aklıma geldi. Böyle kavramsal olarak arkadaşlarımızla tartışıyorduk. Dediler ki işte karıncanın yaptığı bütün şeyi programladılar, işi, yapay zeka. Hepsini yapıyor. Yani karıncayı bitirdiler. Şimdi karınca minnacık bir canlı. Benim aklıma sivrisinek geldi. Şimdi sivrisinek doğuyor. Şimdi Akıncı bizim sivrisinekten daha karmaşık değil. Daha hızlı uçuyor. 6 ton, 100 tane bilgisayar var.
20 sene bütün müktesebatımızı biriktirdiğimiz her şeyi, bütün teknolojiyi koyduk, milyonlarca satır yazılım yaptık. Akıncı işte tuşa bastığında bir rotayı takip ediyor, dönüyor, otomatik iniyor. Sivrisinek nasıl doğuyor, kalkıyor, gelip beni buluyor, damarımın sıcak noktasına gelip sokuyor, oradan kan emiyor, yaşam döngüsünü devam ettiriyor. Bizim kampüs çok büyük, of uçakları yapacağımız yerler büyük olması gerekiyor. İçinde bir de o fabrikalar var, çünkü içinden bir sivrisinek daha çıkıyor, o sivrisineği. Ve bu kadar. Yani şöyle, şimdi biz bütün o kampüsü Akıncı'nın içine sığdırdığımızı düşünün ki bir uçak daha yapsın. Bu sivrisinek. Ve bundan böyle milyar sene, artık ne kadardır var bilmiyorum. Böcekler çok eskiden biri var. Şimdi bununla bizim yaptığımız kıyaslanamaz bile. Yani doğada işte Allah'ın yarattığı dediğimiz işte bu canlıyla şu makineyi kıyasladığımızda aradaki farkın böyle, yani biz işte karınca yaptık demeden çok daha öte bir fark olduğunu görüyoruz. İçinde makinesi, yani bu kendini üretecek makineyi de taşıyor, fabrikayı da taşıyor. Ve doğar doğmaz mesela geliyor, kendi başına uçuyor. Sivrisinek bunu yapıyor.